Gurmenin'de bu hafta konuğum bir Beşiktaş efsanesi Rıza Çalınbay. Rıza Hoca'nın müdavimi olduğu ve benim de sık sık geldiğim bir mekanda buluşmak için sözleştik. Levent'te Kilisa'dayız. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz İyiyim Kadir Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kayıpsınız. Evet, bir süredir uğrayamıyordum. Yıllar oldu ya. Rıza Hocam'ı ağırlayacağız bugün. Tamam. Onunla sözleştik. O benim toprağım. Hani derler ya, Türkiye'nin bütün lezzetlerinin iyi birer temsilcisi İstanbul'da mutlaka vardır. İşte Kilisa, Güney Mutfağı'nın İstanbul'daki en iyi temsilcilerinden biri. Hocam hoş geldin. Merhaba. Sefa geldin. Hoş bulduk. Senin mekana geldik bu kez. Gurmeliği burada çekeceğiz. Hoş geldiniz. Hadi geçelim o zaman. Burada en favori yemeğiniz ne? Burada en favori sushi yapıyorlar, bu çok güzel. Sushi'yi bize de önerdiler. Yani biraz acıyla benim aram yok, o kadar. Peki yemekle aran nasıl? Ya öyle şey değil. Aşırı yememeye çalışıyorum zaten. Öyle şey. Doğru, sporu yani ne kadar olsa bıraktıktan sonra yani. Antrenman yapıyorum hemen hemen her sabah. İşte bu sabah da koşu yaptım. Bayağı iyi bir koşu. Hı hı. Sabah kahvaltımı yapıyorum. Öğlen diyorum. Akşam dediğimde 5-6 gibi az bir şey yiyorum. Bir daha yemiyorum. Peki mutfağa giriyor musun? Evde mesela böyle... Yok ya, ben ne anlarım. Ondan sonra yani ne bileyim hocam, vardır özel bir şey vardır. Bir de biz artık o konularda şey olduk. Yani çok bilen olduk. Şöyle benim mesela Anadolu'da çok yerde çalıştım ben. Her tarafın mutfağı mükemmel. İşte Karadeniz, Rize, Trabzon, Sivas, böyle gittiğiniz zaman Konya, Mersin, Antalya, Eskişehir. Yani bunların hepsinin mutfaklarını gördük. O yüzden de her türlü her şeyi yaşadığım için çok güzel. Bir yerin tatlıları mükemmel. Bir yerin ne bileyim işte balığı. Tabii canım. Tabii yukarıda Karadeniz'de balık. Mersin'de her şey var. Balık da var, Antep yemeği de var, Adana yemeği de var, ne istiyorsa var Mersin'de. Mersin mükemmel bir yer her açıdan. Antalya öyle keza. Trabzon bambaşka, Rize'nin, Trabzon'un bambaşka, çok güzel her şeyi. Karadeniz'in özellikle. O yüzden yani ben şanslıyım o yönde, yemek yönünde. Favori bir mutfak türü var mı? Yani güneyi yok, severim ya da işte balığı severim dediğiniz bir şey var bilmez mı? Madımak yemeği vardır bizim orada. Pek kimse az bilir, herkes bilmez onu. Bizim özellikle bizim köyde mükemmel yaparlar onu. Madımak yemeği, onun çorbası çok güzel olur. Peki böyle çocukluğunda, küçüklüğünde annemin şu yemeği çok vardı, ben de çok severim dediğin bir şey var mı hocam? Şeyi çok severdim ben, madımağı çok severdim. Madımağı çok severdim. Özellikle o ayları beklerdim, madımağın çıkma aylarını beklerdim. Tavsiye üzerine Kilisa'nın spesyali Adana sushi yemeye karar verdik. Övdükleri kadar varmış doğrusu. Bu leziz yemek sonrası çay eşliğinde Rıza Çalınbay'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Evde iki tane kız vardı zaten değil mi? İki kız çocuğunuz var. Bildiğim kadarıyla kızlar artık yetişkin, hatta torunlar var. İki tane kızım var. Biri 87 doğumlu, biri 89 doğumlu. İkisi de iç mimar. Üç tane torunumuz var. İkisi erkek, biri kız. Allah bağışlasın. Birisi 5 yaşında, Galatasaraylı. O Mila var, küçük kızım da onun bir altı. Onu büyük ihtimal inşallah Beşiktaş'ta yapacağız. Bir de Doruk var, en küçük. O da 2 yaşında. 2 yaşında var. Ha, Doruk da Beşiktaş'ta olacak. Kesin yani. Ha, ama kesin değil daha, olacak diyorsunuz. Doruk kesin. Doruk kesin. Çünkü ismi Rıza Doruk olduğu Rıza için. Rıza Doruk olduğu için başka şansı yok diyorsunuz. Peki Galatasaraylı olan nasıl oldu? Kim yaptı onu Galatasaraylı? Babası. Damatlardan biri Galatasaraylı çok o zaman. Çok iyi Galatasaraylı. Şu anda bulunduğumuz mekanda iki tarafta da ekran var ve futbola dair görüntüler var. Şu anda bile başka şeyle ilgilenirken, konuşurken bile insanın gözü kayıyor oraya. Futbol sizin için neyi ifade ediyor? Ya ben kendi adıma söyleyeyim, benim için her şey. Yani hayatımız onunla geçti. Yani ben 13 yaşında Beşiktaş'a girdim, altyapısına. 20 sene Beşiktaş'tan çıktım 20 sene sonra. Beşiktaş'tan şimdi, emekli oldun diyorsun. Bu, tabii 20 sene süre içinde de başka hiçbir takımda oynamadım. Sadece Beşiktaş. Yani bunun içinde evlendin, askere gittin, çocukluğunu yaşadın. Ondan sonra milli takıma gittin, kaptan oldun, çocuk sahibi oldun.
Dünya karmasına git. Hayatında yaşayabileceğin her şeyi yaşadın orada. Bütün gelirin giderin hep Beşiktaş'tan oldu. Onun için hayatın yani her şeyin gibi bir şey yani bu. Bir de Beşiktaş yani hakkımızı veriyordu yani. Oynadığımız zaman veya takım çok başarılı olduğu zaman her zaman hakkını veriyordu yani transferde de. Başka bir yere gitmeyi düşünmedim bile ben. Transfer teklifleri geldi. Kibarca ben Beşiktaşlıyım dedim. Bir yere de gitmem dedim. Takım kaptanısın. Nereye gideceksin? Çocuk yaşta geldim Beşiktaş'a dedin. Orada öğrendim bir sürü şeyi dedin. Orada hayat, 20 yılımı geçirdim dedin. Futbolcu Rıza Çalınbay'ı nasıl tarif edersin? Ya şöyle, yani benim kadar futbolu seven birini kolay kolay düşünmüyorum yani. Ben hakikaten çok seviyordum. Zaten ben öbür türlü bir şeyim olmadı. Yani okuma gibi veya üniversiteye gitme gibi hiçbir şansımız olmadı. Benim için en güzel şey futboldu yani. Her şeyi futboldan kazandık çocuğum. Nereden geliyor bu futbol sevgisi? Yani 13 yaşına kadar da işte o küçüklük Sivas'ta, nerede başladı? Sivas'ta. Bir kere nerede doğdun hocam? Ben Sivas'ta. Sivas'ta ben ilkokulda bile her yer futboldu bende. Yani mesela ikinci, üçüncü sınıflarda ilkokulda derlerdi ki işte defterin kenarı hep süslenirdi böyle. Herkes süs yapardı. Ben Sivas Spor yazardım süs olarak. Yani Sivas Spor'u yazardım. Hem boş kaldığımda ya sinemaya giderdim ya da direkt 4 Eylül Stadı'nın oraya giderdim. Orada maçlar varsa. 4 Eylül Stadı'nın yanları eskiden toprak sahaydı hep. Amatör maçları oynanırdı. Onları seyretmeye giderdim. Öyle peki Sivas'tan İstanbul'a kaç yaşında geldin? 11. 11. Yani şey ilkokulu bitirdim geldim. Sivas'ta herhangi bir altyapıda bir takım var mı? Hayır yok. Ben direkt futbola Beşiktaş'ta. Futbola? Ve Serpil Hoca'nın yanına giderek yani seçmelere girdim sonra. Esas olay şeyde başladı. Serpil Hoca'nın yanına gittim. Serpil Hanım Tüzü'nün. Ve Serpil Hoca beni ikinci genç takımın altında bir takım daha vardı. Oraya aldı. Ondan sonra da başladık böyle yani. Serpil Hanım Tüzü'nün Rıza Çalınbay için ne ifade ediyor? Yani şimdi şöyle bir kere futbola kendisini adamış birisiydi. Ve bütün hayatı futbolla geçiyordu. Bana göre şu anda yapılan antrenmanları biz o zaman genç takımda yapıyorduk. Yani ileriyi de çok iyi gören, futbolu da çok seven, inanılmaz aşırı şekilde disiplinli olan birisiydi. Ben o kadar disiplinli bir insan görmedim yani. Yani Rıza Çalınbay disiplini Serpil Hoca'dan geliyor diyebilir miyiz? Tabii. Bir de ben onun daha bir antrenmanda, bir maçta güldüğünü görmedim. Galibiyet de olsa kesinlikle gülmezdi. Paşam niye gülüyorsun diye sorar mı? Onların hepsi vardı. O paşam meşhurdu. Ama futbol için yaratılmış birisiydi. Özellikle de altyapı için. Ve hakikaten altyapı takım olduk Beşiktaş. Ve öz kaynak düzeni diye bir şeydi bu. Ve onunla da Beşiktaş bütün kulüplere örnek oldu. Yani hakikaten o altyapının şeyini şu anda o özelliğini tekrar bence şu andaki altyapıya yansıtmak lazım. Umarım öyle olur da altyapıdan sizin döneminizde olduğu gibi birçok futbolcu çıkar ve Beşiktaş öz kaynak düzeniyle yine o eski kolej takım olur. Ki. Şimdi bizim oynadığımız dönemde bizi babamlar, ya ailemiz bırakmıyordu. Oynama, gitme, ne işin var falan. Çalış, para getir, olur, olur. Normal, haklıydı babam. Şimdi öyle değil. Şimdi çocuğun elinden tutan şeye götürüyor. Futbol okuluna götürüyor, altyapıya götürüyor ve benim oğlum diyor uçacak edecek şöyle diye bakıyorlar yani. Olay artık farklılaştı. Böyle bir şey olduğu zaman da oyuncu çıkmama şansı yok ki. Bak şuna inanın işte sosyal medyanın veyahut da diğer şeyler en büyük şeylerden bir tanesi o. En ücra köşede iyi bir oyuncu olsun kesinlikle bulunuyor. Teknik direktörlük yaşantısında da bence çalıştırdığı takımlara bu kadar karakterini yansıtabilen bir başka teknik direktör sizin kadar başarılı yansıtabilen benim şahsi kanaatimce yok. Rıza Çalınbay takımları futbolcu Rıza Çalınbay'ın karakteristik özelliğini taşıyor mu? Evet, şöyle bir kere benim futboldaki en büyük özelliklerimden bir tanesi oyun disiplinimdi. Yani ne olursa olsun, bu özel maçta olsun, başka bir maçta olsun disiplinle oynardım her zaman. Tabii ki disiplinin aşırısı iyi değil. Tabii ki onu bileceksin, ona göre ayarlayacaksın. Ben oyuncularımdan ben istediğim şeylerden bir tanesi zaten onu sezon başı konuşurum. Disiplin, oyun disiplini. Ne olursa olsun oyundan kopmamak gibi şeylerin hepsini konuşurum. Her şeyden önce de bu işten her şeyi kazanıyorsun. Para kazanıyorsun, onur kazanıyorsun,
çevre kazanıyorsun, bir sürü şey kazanıyorsun. Bunu da futbol sayesinde kazanıyorsun ve buradan da çok büyük paralar kazanıyorsun. Ve bunun karşılığını da vermek zorundasın. Yani iş ahlakının mükemmel olması gerekiyor. Her futbolcu antrenör olacak diye bir şey yok. Orada kendini geliştirmen gerekiyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de yardımcılarının çok iyi olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Ekibin mükemmel olması gerekiyor. O yüzden ben ekibime çok güveniyorum. Yani ekibime çok güveniyordum. Bir de tabii ki liderlik vasfını çok geliştirmen gerekiyor. Benim 10 sene Beşiktaş'ta takım kaptanlığı yapmam benim için büyük bir avantajdı. Ya biz futbolun içine geldiğimiz için bizim avantajımız çok. Ben futbol oynadım, çok iyi antrenör olurum demeyeceksin. Oraya gittiğin zaman başka bir dünyaya gidiyorsun. Başka bir şey oluyor. Futbolcuyken tek kendinden sorumlusun. Ben öyleydim. Ben niye beni herkes oynatıyordu? İyi olduğum için, koştuğum için, mücadele ettiğim için, işimi çok iyi yaptığım için herkes oynattı. Gelen bütün antrenörler. Ama bireysel bir iş bu. Ama öbür tarafa geçtiğinde karşında 28-30 tane oyuncu var. Onları bir yere odaklaman gerekiyor. Şu anda antrenörlük yapıyorum. En çok zorlandığım maç da Beşiktaş maçlarıdır yani. Ben oyuncularımı hep uyarıyorum yani Beşiktaş maçlarında diyorum. Özellikle İstanbul'da en önemli şey diyorum taraftar diyorum yani. O taraftar baskısını çok iyi biliyorum gelen takıma karşı. Onun için onları anlatıyoruz. Sakin olmalarını. Yani Beşiktaş taraftarını anlatıyoruz. Özelliklerini anlatıyoruz. Ama benim için şey değil. Bir tek Beşiktaş değil. Fener, Galatasaray, Trabzon hangi takımdaysam, hangi takımla oynuyorsak. %100 atağı düşünürüm. Başka hiçbir şey düşünmem yani. Kime sorarsan sor. Hiç unutamadığın maç diye mutlaka birkaç maç sayılacaksa bir tanesi Kadıköy'de Fenerbahçe'nin mağlup edildiği 4-3'lük karşılaşma. Tabii ki birincisi o. İkincisi bence birinciyle eşdeğer olan bir maç. Beşiktaş takımı 15 senedir şampiyon olmuyordu. Biz ligin son maçını Eskişehir'de oynuyoruz. Eskişehir'i yenersek biz şampiyon oluyoruz. Eskişehir bizi yenerse kümede kalıyor. Ve böyle dramatik bir maç oynadık. Eskişehir'den İstanbul'a kadar gelirken 50 yerde durduk. 50 yerde bizi çevirdiler. Çünkü 15 yıl sonra Beşiktaş takımı şampiyon oluyor. Evet, sonra Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe maçı. O 4-3'lük maç. O maç bizim için çok önemliydi. Yani kazanmamız gerekiyordu. Gayet iyi de gidiyordu. Hiçbir sıkıntı yok. Mükemmelle başlamıştık. Ta ki Kordoba atılana kadar. Kordoba atıldıktan sonra 3 değişiklik hakkı da kullanılmıştı. Kullanmıştık. Herkes bizim ne zaman gol yiyeceğimizi bekliyorlardı. Tabii yani. Her yerden kaleye vuruyorlardı yani. 11 kişiyle yapamadığımız bazı şeyleri 10 kişiyle mükemmel yaptık. Hakikaten müthişti. Ya bir de benim için tabii ki ilk Beşiktaş forması giymek. İşte Gaziantep maçına çıkan ilk dik maç olarak. İlk dik maçı Gaziantep. Tabii yani böyle maç nasıl çıktım onu bile hatırlamıyorum. Maça bir girdim. Maç başladı, koşuyordum. Hala koşuyordum yani öyleydi. Ben hep başka bir şey düşünmüyordum o gün. Bir de benim hayatta unutamadığım maç. Ben sabah Gordon Mill'le çalışırken sabah kalktım, kahvaltı yaptım, antrenmana gidecektim. Bir telefon çaldı, Alişan. Fenerbahçe'nin başkanı. Bana dedi ki, Rıza Hoca dedi, seni de dünya karmasına götürüyor dedi. Dedim, başkanım, dedim, ne zaman dedim? Şimdi dedi bana. Sonra ben Gordon'u aradım. Dedim ki böyle böyle dünya karmasından bir davet var. Ne yapayım dedim. Bana dedi ki sen bilirsin. Sana bırakıyorum dedi. O zaman ben gidiyorum dedim. Alman milli takımına karşı oynadık. Ya karşıya bir çıkıyorsun. Alman milli takımının en iyi oyuncuları. Maça bir çıktık. En az 70-80 bin kişi var. Öyle bir maç oynadık. Mini olimpiyat stadında. Full stat. İkinci yarı oyuna girdim ben. Yani ikinci yarının başında girdim. Çok güzel de bir şey oynadım orada 90 dakika, yani 45 dakika. Sizin bir lakabınız var. Atom Karınca. Evet. Nereden geliyor bu? Kim koydu bunu? Ya bunu hatırladığım kadarıyla Kazım abi, Kazım Kanat. Rahmetli. Evet. O şeydi işte, o Atom Karınca da televizyonda bir diziydi, çizgi film. Atom Karınca orada herkesin yardımına koşuyordu. Ve ben de Beşiktaş'ta orta saha oynayınca herkesin yardımına koşuyorduk. O gün öyle koymuştu, öyle gitti devam etti. Sonra ama yani bence çok güzel bir isimdi, çok güzel bir lakabı. Ya şeydeyken bile, ben panellere çok gidiyorum bu ara, onu kesin soruyorlar, %100 soruyorlar. Hafta sonu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var ama siz Rıdvan Dilmen'le aynı evi paylaşıyorsunuz. Pazara rakipler ama şimdi işte böyle iyi arkadaşlar, şöyle iyi arkadaşlar diye röportajlarınız vardı. Ya Rıdvan şöyle, Rıdvan'la biz milli takımda tanıştık.
Ümit Milli Takımı'nda. Ve sonra Rıdvan o zaman Bolu'da oynuyordu. Sonra Bolu'dan Sarıyer'e geldi. Sarıyer'deyken de kaldığı yerden rahatsızdı. Bizim de aramız iyiydi. Ya ben kalabilir miyim seninle dedi. Tabii ki kaldım. Ben de yalnız kardeşimle kalıyordum. Şeydik yani her türlü futbol konusunda her türlü anlaşıyorduk. Öbür türlü pek anlaşamadık. Onu bizim biraz zıt olabilir şeyimiz. Sadece bir maçta bir böyle biraz komik bir şey oldu o kadar. O da Samet abi jübile yapıyordu. Son maçı Fenerbahçe ile oynuyor. Dedi ki Rıdvan bana geldi ki ya Rıza dedi şey yapalım dedi. Samet abi çıkana kadar birbirimize atak yapmayalım dedi. Yani gol atmayalım birbirimize dedi. Tamam dedim ben de. Tamam mı ondan sonra? Ya öyle bir pozisyon gelişti ki. Yani Feyyaz girdi. Bomboş çıkardı bana ve kale boş. Şu Mayer var kalede. Oradan avuta atmak hakikaten çok kötü. Ben de vurdum gol oldu. O da dedi ki niye dedi attın dedi. Dedim ki pozisyon geldi. Yapacak bir şey yok. Çok kötü geldi dedim yani ben onu. Ben hayatta oraya gitmezdim. Bir gittim. O gün de iki tane gol attım ben. Sonra bir tane daha attım. Ama o şeyden sonra. Samet abi çıktıktan sonra. Sonra geldi. Evde ne oldu? Ya bir şey olmadı ya. Böyle güldük işte. Sonra gergin bir maç. İşte şey demişti Rıdvan hatta çok güzel bir esir bu Şiki olayları yaşandı ya. Şiki olayları oldu. Sivas'tayken falan. Evet. Hı. O zaman ya dedi Rıza hocalarla ne iş olacak onun dedi ya. Rıza hocaya biz dedi bunu bile yaptıramadık dedi ya. Adam gitti gol attı bize dedi yani. Peki. Teknik direktör olarak Rıza Çalınbay'ın ufkunda hedefinde neler var bundan sonra? Ya şimdi şöyle bir kere gittiğin yerde başarılı olman gerekiyor. Şimdi bize Anadolu kulüplerine gittiğiniz zaman böyle istediğin başarıyı bazen yakalayamayabilirsin. O imkanları yok. Bu iş biraz tabii ki çok önemli. Ben hangi kulübe gidersem gideyim para yüzünden anlaşmadığım hiçbir kulüp yok. Herkesle ben anlaşırım. O ara Göztepe Lig'e çıktı. Göztepe bir sürü antrenörlerle görüşüyor, anlaşamamışlar. Sonra beni çağırdılar. Dediler ki işte Rıza Hoca da görüşelim diye gittim. Başkanlarıyla oturduk. Hamdi Başkan vardı. Bana dedi ki hocam dedi ne istiyorsunuz dedi. Dedim ki siz ne veriyorsunuz dedi. O bana düşük bir rakam söyledi. Bunu veriyor. Tamam dedim. Gerçekten mi dedi. Evet tamam dedim. Başkan dedim bakın ben tamam ben futbolculuk hayatım çok iyi. Milli takımda çalıştım. Bir sürü şeyim var. Ama dedim ben dedim Süper Lig'e giriyorum dedim. Bak Süper Lig'e diyorum. Süper Lig'de çalışacağım diyorum. Ben diyorum parayı kazanır. Önemli değil. Önemli olan önce Süper Lig'e girmek. Ve ondan sonra zaten benim en çok başarılı olduğum yere geçtim. Denizli'ye. Türkiye'de bir tane bir şey var. Hak edenin hak ettiği yere geldiğine ben kesinlikle inanmıyorum. Mesela ben Konya'dan ayrıldım. Niye ayrıldım ben bile bilmiyorum yani mesela. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Kimse giderken. Bilmiyor. Çok iyi giderken ayrılıyorsun örnek mesela. Şimdi ben ilk defa söylüyorum bunu. Hiç söylemedim hep söyledim ama benim Beşiktaş'la ilgili farklı düşüncelerim var ama şimdi değil tabii ki. Ona biraz daha zaman lazım. Ondan sonra kesinlikle onu da gerçekleştirmeye çalışacağım yani. Gizli gizli çalışıyorum. Gizli gizli çalışmayın, beraber çalışalım. Gizli gizli çalışma şöyle, gizli gizli kendimi yetiştiriyorum yani. Ben şimdi görüyorum bazı şeyleri. Ben şöyle bir şey yapıyorum, hata yapmayayım diye. Ben şimdi yanımda, benim yanımda iki tane antrenörüm duruyor. Ve benim bir de tribünde iki tane antrenörüm duruyor. Farklı bir bakış açısı. Yukarıdan evet, izlesin diye. Her dakika bize haber veriyor. Birincisi bu. İkincisi devre arası onların getirdiği notlar, benim getirdiğim notlar. Birleştiriyoruz. Hatalarımızı görüyor. Yani hata yapmayalım diye. Bu VAR sistemi hakeme hata yaptırmıyor ya. Ya biz yine yapıyoruz. Yani artık sana hata yaptırmıyor. O seyrediyor, o seyrediyor, o seyrediyor. En son geliyor, sen seyrediyorsun. Ya burada bir doğru kararı vereceksin. O yüzden bence VAR'a karşı gelenler oluyor ama bence VAR kesinlikle futbol içinde olması gerekiyor. Ama ilk sene olduğu için %100 hatalar olacaktır. %100 hatalar olacaktır. O da nasıl olur? VAR sistemine bakanların kesinlikle hakem olmayacak. Yani maç yöneten hakem olmayacak. Eski hakem olabilir, eski futbolcu olabilir, eski basından çok iyi birileri olabilir. Onların onun VAR'ın şeyi apayrı olması gerekiyor. Ve VAR'daki kimin olduğunda bence hiç kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ben Kasımpaşa'daydım. Eğer VAR sistem olsaydı biz ligi ikinci bitirdik. 16 puanımız gitti hakem hatalarında. Bir maçta hakem bizim aleyhimize penaltı verdi son dakika. Kasımpaşa'daydım ben.
Dedi ki hocam penaltı değil. Yok Rıza hocam penaltı dedi. Ya hocam değil dedik yani. Yapma verdi. Golü yedik. Maç 1-1 bitti. Sonra ben canlı yayına gittim. Yayıncı kuruluşun. Orada röportajı yaparken yanıma geldi hakim. Deniz Çoban. Ve özür diledi bizden. Hata yaptığını söyledi ve maç şeyi bıraktı. Hakemliği bıraktı. Eğer VAR sistemi olsaydı şu anda Deniz Çoban hakemlik yapıyordu. Beşiktaş. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü. Gönlünüzde yatan aslan diyebilir miyiz? Ya şöyle diyelim onu biraz. Yani siz başladığımızdan beri konunun %60'ı Beşiktaş'tı zaten. An için yani tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Bana soru soruluyor bazen. Ya işte Şenol Hoca bıraktı çalışmak ister misin? Yok ben istemem mi diyeceğim. Tabii ki çalışmak isterim. Niye istemeyim ben Beşiktaş'ta? Peki. Beşiktaş Başkanı olsanız şu anda. Şenol Güneş milli takıma gitti. Önümüzdeki sezon teknik direktör arayışınız olsa kimi getirirdiniz? Valla ben yerliden yanayım. Kesinlikle yerli antrenör. Şöyle. Çünkü Türkiye'nin bütün başarılarına bakın. Çok iyi başarılar yakalamışız. Hepsinde Türk antrenörler, bizlerin şeyi var, parmağı var. Ama yabancıya ben kesinlikle karşı değilim. Yabancıya ben bir tek bir yerde kesinlikle karşıyım. Milli takımda. Ha. Öbür türlü şeyde, ligde yabancı tabii ki gelebilir. Ben yabancı antrenörlerle çalıştım. Hiç yerliyle çalışmadım A takımda. Ama dediğin gibi oraya da yani iyi yabancılar getirmek lazım. Türk futboluna bir şey katacak antrenörler getirmek lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben ne zamandan beri gelmemiştim Kiliza'ya. Ama sayenizde programı burada çektik. Sağ olun, var olun. Hem bize hem Kiliza'ya hayırlı olsun.